Türkiye'nin çok partili sistemde en uzun süre iktidarda kalan partisi AK Parti 23. yaşını kutluyor. AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleşen saadet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin AK Partili yılları Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçti diye başladı sözlerine. Teşkilatına değişim mesajı verdi. Yorulan varsa kenara çekilsin diye seslendi. CHP içinse onları da dönüştürmeyi başardık ifadelerini kullandı. Erdoğan sözlerini dikkat çeken bir uyarıyla tamamladı. İşte tarihi konuşmadan öne çıkan başlıklar. Yürü şanınla her yer inlesin. Türkiye'm sen yürü, heybetinden herkes titresin. 23. yılımız, 23. yaş günümüz kutlu olsun. Mutluyuz, gururluyuz, heyecanlıyız diye başladı sözlerine. Tezahüratlarla çıktı kürsüye. Türkiye'nin AK Partili yılları her alanda Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin 23. yılına dikkat çekti, kirli senaryoları bozduk dedi. Türkiye AK Parti sayesinde çok kapsamlı bir dönüşüm yaşadı diye ekledi. Cumhur İttifakı ortağı MHP'yi de unutmadı. Birilerinin gazıyla, rüzgarıyla iktidar hayalini kuranlar ise son 23 yıldır olduğu gibi yine hüsrana uğrayacak, Allah'ın izniyle yine avuçlarını yalayacak. Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime Türkiye 100 yılının inşasına sağladıkları güçlü destek dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye için dertlenen, çalışan herkese bu çatı altında yer var dedi, teşkilatına da seslendi. Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. Milletin ve ümmetin umudunu ziyan edenlere hoşgörü göstermeyiz. Gözünün yaşına da bakmayız. Sözü muhalefete getirdi sonra. Onları da dönüştürmeyi başardık dedi. Sözlerini örneklerle sürdürdü. Örneğin başörtüsü artık bazı kesimler için öcü olmaktan çıktı. Türkiye bir bütün olarak bu özgürlük konusunda mutabakat sağladı. Laiklik elden gidiyor veya ülke bölünecek korkusu yerini büyük oranda özgüvene bıraktı. Erdoğan 23 yıldır ne yaptıysak samimiyetle milletimizin çıkarlarını korumak için yaptık diye devam etti. Eksiklerimiz elbette olmuştur ama 23 yıl boyunca millete ihanetimiz asla söz konusu değildir. Allah ömür verdikçe bu çizgiden hiçbir zaman sapmayacağız. 23 yılda atılan adımları hatırlatırken ekonomiye ayrı başlık açtı Erdoğan. Ekonomide sorunları, sıkıntıları çok iyi biliyoruz. Enflasyonda düşüş başladı. Fiyat istikrarını sağlayacak, enflasyonu tek haneli oranlara tekrar çekeceğiz. Dış politika başlığında İsrail'in katliamlarını eleştirirken Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Türkiye ziyaretine de değindi. Netanyahu Amerika'nın temsilciler meclisinde konuşma hakkına sahip olduğu kadar Mahmut Abbas'ı da biz ülkemiz parlamentosunda konuşma hakkına sahip olduğunu göstereceğiz. Cumhurbaşkanı sözlerini dikkat çeken bir uyarıyla tamamladı. Kutsal değerlerimize saldırmayı aklının ucundan geçirenin gözünün yaşına bakmayız. Ezanla, bayrakla, camiyle, cami cemaatiyle derdi olan bu değerlere husumet besleyen bu milletin evladı değildir, bu milletin düşmanıdır. Türk'ün düşmanıdır ve biz böyle bir zihniyete en küçük müsamaha göstermeyiz. Sıra rozet merasimine geldi. İki milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti.